Herkese merhaba. Lazer yazıcı kazıyıcı cihazımız geldi. Güzel ambalaj yapılmış. İçerisinden bütün parçaları tek tek çıkardım ve bu şekilde bir görüntü olsun diye sizlere dizdim. Gayet kaliteli ürünler. Kurulumunu 30 dakika gibi bir sürede yaptım. Siz de hızlı bir şekilde kurulumunu zaten yapacaksınızdır. Arkadaşlar kurulumu gayet basit, kolay, pratik bir şekilde. Öyle üzerinde yazıyor kaç olduğu vidalarının. Bu şekilde. Böyle. Çok güzel hazırlanmış bütün paketler. Tüm kurulma yönelik anahtarlar var ondan sonra. Ayrıca şöyle bir metal üzerine deneme için güzel bir metal parçası göndermişler. Böyle. Şunun üzerine bunu deneyebiliriz. Böyle plaketler var. Denemek için gönderilmiş üzerlerinde. Ondan sonra böyle bir tane işaretleme kalemi, temizleme fırçası ve yedek filtre. Bu hava filtresi için ikinci bir yedek filtreyi de göndermişler. Aynı zamanda koruyucu gözlüğümüz. Ve bunların yanında bir yığın başka şeyler de vardı. Kitapçık gayet güzel hazırlanmış. Tüm detaylar anlatılmış. Böyle tek tek anlatılmış parçalar kuruluma yönelik. Kurulumunu zaten linklerini vereceğim. Kendi sitesinde çok güzel videolarla bölüm bölüm hazırlanmış. O şekilde oradan izleyerekten de kurabilirsiniz. Bu şekilde. Yine burada Çince'de vermişler parçaların kurulumunu vesaire. Arkadaşlar yine böyle bir de flaş göndermişler bize kullanmak için. Şurasına da kendi yazılımının da yüklü olduğu bir hafıza kartı göndermişler. Bu hafıza kartı da 4 GB'lık bir hafıza kartı. Bunu buraya takaraktan da bilgisayarımızdan, laptopumuzdan hazırladığımız projelerimizi bu hafıza kartına atıyoruz. Bu hafıza kartına buraya takaraktan laptopumuza buradan takaraktan hafıza kartına atıyoruz. Hafıza kartını da burada bir yuva yapmışlar şu şekilde. Buraya bunu yerleştiriyoruz. Şimdi hafif dokunmamızla bu zaten oraya yerine girecek. Şu anda girdi. Hafıza kartı burada. Böyle de bir flash. Aynı zamanda başka amaçlar için de kullanabiliriz bunu. Güzel bir hediye. Arkadaşlar ben makineyi çok kısa bir sürede 30 dakikada kendi sitesindeki videoları izleyerekten kurulumunu sağladım. Kurulumu çok kolay, çok basit. Profiller oldukça dayanıklı. Herhangi bir esneklik falan kesinlikle yok. Burada güzel bir lazer kafası var. Bunun teknik özelliklerini de size söyleyeceğim aynı zamanda. Bu şekilde arkada bir filtresi var. Ortama yayılan duman, kokuları gayet güzel bir şekilde çıkıyor. Güzel düşünülmüş. Tabii bu filtre ile ilgili ben karmaşık bir sorunlar yaşadım. Onları da videonun ilerleyen kısımlarında size anlatacağım. Firma o konuda çok yardımcı oldu. Hatta bana yedek fan dahi gönderdiler sonradan. Cihazla birlikte ücretsiz olaraktan da firma böyle bir silindir malzemelere işlem yapmak için bu cihazı gönderiyor. Bu demonte vaziyetteydi. Videonun başında gördüğünüz gibi. Kurulumunu basitçe yapabilirsiniz. NEMA 17 küçük bir motor var. Aynı şekilde bu motorlardan cihaz üzerinde de 2 adet var. NEMA 17 motor. Gayet de başarılı motorlar. Isınmaları falan öyle sorunlu değil. Fazla ısınmıyorlar. Ve bu da dediğim gibi ücretsiz olaraktan firma tarafından cihazla birlikte tüketicilere gönderilmekte. Bunu araştırdım ben oldukça arkadaşlar. Piyasada alınabilecek en uygun lazer cihazının bu olduğunu gördüm. Yaklaşık 5-6 gün boyunca
Çeşitli denemeler yaptım. Kesim ve bazı çizimler yaptım. Gayet başarılı sonuçlar elde ettim. Güzel bir dijital dokunmatik ekrana sahip. Böyle ilk açtığımızda bir sinyal veriyor duyduğunuz gibi. Çok güzel, böyle kullanışlı. Bu ekranın detaylı kullanımı ile ilgili bilgileri de görüntülerde birazdan ilerleyen videomuzun süresi içerisinde size anlatacağım. Biraz önce de söylediğim gibi şöyle bir vakumlama yapan fanı var. Emiş gücü de oldukça yüksek. Duman oldukça yok ediyor ortamdan. CD kartta projelerin çalışılması, bağlantılarda bir de Wi-Fi ile çalışması da güzel ve yeterli. Aynı zamanda kısa mesafeden güzel Wi-Fi çekimi bağlantısı kurdum ben. Başarılı. Burada bir yangın alarm sensörü var. Herhangi bir yangın durumunda, aşırı duman durumunda kendini makine korumaya alıyor ve alarmla kullanıcıyı uyararaktan sinyal vermekte. Bu da güzel bir sistem. Birçok lazer cihazında bu alarm sistemi yoktur mesela. Burada 40 wattlık bir lazer var. Bunun çıkışı yaklaşık 5,5 watt gibi. Ama oldukça başarılı. 3-5 milim aralığındaki kalınlıktaki kontur plaklara güzel kesme işlemi yaptı. Ben bunları denedim. Kazıyıcı özelliği de güzel. Aynı zamanda burada da bir küçük fanı var. Zaten bu filtrenin olması, arkadaki vakumlama filtresinin olması, yani şu filtremizin olması ortamdaki dumanı oldukça emmekte. İyi tolere ediyor yani, bence başarılı yani. Birçok lazer cihazında o filtre yok. Buna ekstradan yapmışlar. Tabi ileride geliştirilebilir. Kullanım sıklığına ve yoğunluğuna göre, ortamına göre daha farklı vakumlama sistemleri de eklenebilir tabii ki. Ama cihaz üzerindeki bu orijinal sistem benim gayet hoşuma gitti ve başarılı gördüm. Arkadaşlar bunu bilir. İstediğiniz zaman bu profilleri uzatabilirsiniz istediğiniz kadar. Bu tür cihazları genelde dengeli kurmak lazım. Yani terazide olması lazım. Onun için ben böyle bir terazi kullandım. Bu şekilde. Tam terazide olursa daha kullanışlı, verimli olur. Daha düzgün işler yaparız. Bunları ihmal etmeyelim. Siz de kurarsanız bu şekilde teraziyi alın. Dediğim gibi şasisi oldukça başarılı, sağlam bir şasiye sahip. Titreşim özelliği, sarsıntı özelliği kesinlikle yok. Bu profilinin ve şasisinin daha sağlam olduğunu, iyi bir teknolojiye sahip üretildiğini, bağlantılarının daha güzel olduğunu bize göstermektedir. Filtre sisteminin içerisinde böyle güçlü bir fan var. Fan oldukça güçlü. Ondan kesinlikle eminim. Çünkü bu fandan bir tane daha almak istedim ben. Başka bir amaç için kullanmak için. Piyasada gezmedim, sormadım, araştırmadım. Fan satan firma kalmadı. Bu özellikte, bu güçte maalesef yok arkadaşlar. Sonradan benzeri olanlardan birkaç tane buldum. Onlara da yaklaşık 70 dolar, 80 dolar fiyat söylediler. Dolayısıyla bu fan gerçekten güçlü bir fan. Çünkü araştırırken de fan satan kişilerle gösterdiğimde ya bu fanı bulmak zor dediler zaten. Buna rağmen araştırmaya devam ettim. Fakat maalesef bulamadım. Böyle bu filtrelerin de bunun içerisinde bu yedek filtresi bu şekilde bu çalışaraktan güzel bir vakumlama yapıyor. Bu sistemi ben gerçekten çok sevdim. Normalde ev ortamında bile, salonda bile bazı denemeler yaptım. Hiçbir yere duman falan yayılmadı, koku olmadı. Güzel bir emiş gücü var yani kesinlikle. Ama sık sık bu filtreleri de tabii değiştirmek gerekir, temizlemek gerekir. Buna da bir formül bulmak gerekir yani bu filtrelerden. Çünkü bunu da bulamayız. Benzerini biz kendimiz polen filtrelerinden keserekten böyle bir buralar zaten kartondan yapıştırıp kendimiz de belki yapabiliriz yani ileride. Programı kullanıyorum. Tabii bu programın şimdi virüs versiyonları da çıktı. Ben o virüs versiyonundan sonra güncelleme yapacağım. Sadece bu programla ilgili bir sorun yaşadım. Daha doğrusu programla değil de programla cihazın uyumu konusunda. Onu da size şimdi izah edeceğim. Arkadaşlar ben basit bir sorun yaşadım ilk başta.
Lightburn programını kullandığımız zaman cihazın anakartı Lightburn cihazında bazı yazılımdan kaynaklı sorunlar nedeniyle filtreyi devreye sokmuyordu. Yani projeyi başlattığımda otomatik olaraktan bu emiş filtresinin çalışması gerekir. Fakat çalışmadı. Ben bunu Lightburn programından kaynaklı olduğunu bilmiyordum. Cihazın kendi yazılımıyla ilgili bir sorun zannettim. Ondan sonra fanla ilgili bir sorun zannettim. Fan çalışmıyor zannettim. Firmaya durumu bildirdim. Fan bozuk dedim. Halbuki fan bozuk değilmiş. Ama neticede onlar da bana yedek fan gönderdiler. Madem fan bozukmuş dediler. Bu sırada fan yoldayken daha bana gelmeden ben olayı çözdüm. Meğer sorun Lightburn programını bunun dediğim gibi yazılımı algılamıyor. Kendi yazılımı ile ilgili kullandığım zaman hiçbir sorun yok. Cihazı çalıştırdığımda otomatik olaraktan filtre devreye girmekte. Sorun ortadan kalkıyor o zaman. Ama biz sonradan bunu fark ettik. İlk başta alan arkadaşlar da yani belki böyle bir sorunla karşılaşabilirler. Neticede Lightburn'daki yaptığım projeyi CD kartına aktarıp da tekrar cihazın CD kartına takıp kullandığım zaman herhangi bir sorun olmadığını da gördüm. Bu şekilde çözüm buldum. Ama firma bana ücretsiz olaraktan bir de fan gönderdi. Gerçekten firma sattığı ürünün arkasında durmakta. Ben bunu Türkiye'de araştırdım. Dediğim gibi 70 dolarlar, 80 dolarlar civarında söylüyorlar. O da eşdeğerine yani aynı güçtekilere. Yani aynı özellikle birebir ölçülerde falan zaten bulamadım konulukta. Bununla ilgili bu fan bana gelme aşamasındayken yaşadığım soruna kendi aklımca bir çözümler kavuşturmaya çalıştım. O çözümü de buldum. O da işime yaradı. O çözümümü de iptal etmedim. Birazdan size de o çözümü de anlatacağım. Bunu nasıl yaptığımı böyle bağlantı yaptım. Şu şekilde düğme koydum. Buraya bastığımda istediğim zaman fanı çalıştırıyorum. İstediğim zaman fanı iptal ediyorum. Bazen ihtiyaç duymuyorum. Çok hafif kazımalar yapıyorum. Aşırı duman çıkmadığı zaman öyle rahatsız edecek bir duman ortamı olmadığı zaman filtreyi açma gereğini de duymadığımda iptal ediyorum. Yoksa çalıştırıyorum. Bundan sonra güzel bir kontur plaktan şöyle plaka yapıp bu tarafa, öbür tarafa şöyle asmayı düşünüyorum. Bunu şimdi öyle geçici olarak yaptım. İşte böyle bir sorun yaşadım. Bazı arkadaşlar da aynı sorunu bilmeden yaşayabilirler. Halbuki cihazda bir sorun yok yani. Böyle güzel bir dijital ekranı var. Burada 4 adet seçenek var. Birincisi burası. Burası CD kartın içerisindeki seçenekleri göstermekte. Basıyoruz. İçerisinde ne var? Auto modu seçmiyorum. Orada kendi programım içerisinde bazı şeyler var. Manuel moda geçiyoruz. Buradan taramasını yaptırıyoruz. Ne kadar ilerlemesi gerektiğini ayarlıyoruz. Tekrar geriye dönüyoruz. Burada bir taşıma modu var. Lazeri nereye almak istersek buradan oraya lazeri gönderebiliyoruz. İlerleme mesafelerini 10 milim, 1 milim, 0,1 milim olarak seçeneğini önceden seçtiğimizde o hızla gidip geliyor. Biz 10 milimi seçelim, bir deneme yapalım. Bakın bu şekilde lazer ilerlemekte. Keza yine X istikametinde gördüğünüz gibi böyle bastığımızda eve gelmekte. Bu da bunun görevini yapmakta. Şimdi arkadaşlar makinemiz açık iken lazerin kafasını itekleyemiyoruz. Kendi kendine kilitleme yapıyor. Bu kilitlemeyi makine açıkken çözmek için şu tuşa dokunuyoruz. Bu tuşa dokunduğumuz zaman bakın şu anda ilerletebiliyoruz. Kafamızı elimizle istediğimiz manuel yere getirebiliyoruz bu şekilde. Ama bu mod kapalıyken makine kendini otomatik kilitlemeyi alıyor. Şimdi tekrar eve alalım. Makinamızı geldi. Yani bu tuş lazerin eksenlerini açıyor veya kilitliyor. O işlemi görüyor. Güzel bir seçenek bu da. Buradan
lazerin derecesiyle olduğunuz noktayı anlamak için basarak belli derecelerde göstermemizi sağlıyor. Şu şekilde. Burada bir de seçenekler bölümümüz var. Burada roller cihazını aktif etme modu var. Bu bardak gibi, yuvarlak silindir, şişe gibi bazı malzemelerin üzerine yazılım yapmak içindir. Bunu bu şekilde şuradan aktif ediyoruz. Böyle. Burası da limit switchleri kontrol etme yeri. Bunu iptal etmeseniz daha iyi olur. Ben iptal etmiyorum. Açık bırakıyorum onları. Burası ise videonun başlarında oldukça bahsettiğim filtre olayı. Buradan filtrenin kapasitesini, hızını artırıyoruz, düşürüyoruz. Bu şekilde. Yani 75, 100. 100 tabi yüksek oranda vakumlama yapıyor. Buradan istersek filtreyi iptal edebiliriz bu şekilde. Buradan da aktif edebiliriz. Buradan da arkadaşlar dil seçeneği var. Zaten İngilizce ve Çince var. Tabii ki biz İngilizceyi seçiyoruz. Daha alışkın olduğumuz için. Tekrar geri dönüyoruz. Buradan da zaten simgesinde de görüldüğü üzere sesleri aktif ediyoruz veya kısıyoruz. Çünkü buton sesleri oluyor, işte stop sesleri oluyor veya işte yazılım aşamasındaki sesler oluyor. Bunları komple buradan 3 tane seçeneği aktif edebiliriz, iptal edebiliriz. Cihaz hakkında uyarı anlamında verilen sinyaller aktif olmasında bence hiçbir sakınca yok. Arkadaşlar buradan da Wi-Fi'ye bağlanıyoruz. Gördüğünüz gibi ağları hepsini algıladı. Buradan hangi ağa bağlanmak istiyorsak oranın şifresini girerekten Wi-Fi bağlantımızı da bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz.